Adın ne? Sadıka. Müslüman mı oldun? Valide Sultan verdi adımı. Allah izin verdi, Müslüman oldum. Şükür. Güzel. Nereden geldin? Nerelisin? Sava'dan geldim. Tuna'ya komşu. Macar mısın? Hayır. Bulgarım. Ne oluyor? Ne bu gürültü? Paşam, hünkârımız aceleyle çıktılar. Sadıka. Hadi hazırlan, dönüyoruz. Hünkâr gelecek. Ne hünkâr gelecek? Gelmez artık. Hünkârımız ailesiyle birlikte haremde. Ama ben halvet... Hala halvet diyor. Halvet mi kaldı? Görmüyor musun sen olanları? Hadi düş önüme, düş. Hadi. İbrahim Paşa'm. Hadi siz gelin. Çekil. Nedir bu? Ne nedir bu paşam? Ben sana ne dedim? Benden habersiz. Kuş bile uçmayacak demedim mi? Size malumat verecektim paşam. Yoktunuz. Valide Sultan hazırlamamızı istedi Sadıka Hatun'u. Halvete götürmemizi buyurdu. Valide Sultan mı? Evet. Emir büyük yerden olunca ne yapabilirim ki Paşa Hazretleri? Gidi.
Git! Nedir bu Arsadık Hatun? Nereden geliyorsun böyle süslenmiş? Kime süslendin böyle? Yoksa Halvet'e mi gittin? Hünkârımız almaz bunu koynuna. Sen ne diyorsun? Ne? Ne? Çekilin hadi. De bakayım. Nereden geliyorsun sen? Ben diyemem. Yasak. Nasıl? Kim koydu yasağı? Ben yasak koymadım. Sümbül Ağa mı yasak dedi? Harika. Sen burada mı kalıyorsun artık? Burayı aldılar. Orada gözdeler kalırmış. Ben gözde değilim. Üzülme. Belki sen de gözde olursun. Sen nasıl geldin bu saraya? Kim getirdi? İbrahim Paşa koydu beni harime. Şimdi anlaşıldı. Sadıka. Neredesin sen? Hadi işine bak işine. Hadi! Sultanım, bir isteğiniz mi var? Sümbül Ağa. Haremin garibim ağası. Sen benim isteklerimi yapamazsın. Gücün yetmez. Haber gönderdim. İbrahim Paşa'mız Mustafa'yı almaya gidecek mektebe. Sizi orada bekleyecek. Sağ ol Gülfem. Ben sensiz ne yapacağım? Düğünden sonra keşke sen de gelsen bizle. Şeref duyarım sultanım. Lakin biliyorsunuz benim yerim burası. Gelemem. Validemle konuşsam? Faydası yok. Ben hünkârımın mahremiyim. Usulleri değiştiremiyoruz ki. Lakin üzülmeyin. Sarayınız buraya çok yakın. Sık sık ziyaret ederim sizi. Sultanım. Gülfem Hatun. Nasılsınız bugün? Hoş geldin Nurre. Gel, otur yanıma. İyi misin? Düğüne daha zaman var ama sultanım şimdiden üzülmeye başladı benden ayrılacağı için. Sen gitmeyecek misin onunla? İmkansız gidemem. Ama sultanım yalnız olmayacak elbet. Daya Hatun'a söyleyelim. İyi eğitim almış. Aklı başında bir Nedime bulsun size. Ben sükuneti buldum çoktan İlgar. Ne kadar gelseler üstüme o kadar geri çekileceğim. İyi edersin. Ama Sadıka bir kez daha hünkârımın odasına girmeyecek. Yasak. O nasıl olur? Sen nasıl koyarsın bu yasağı? Girmeyecek dedim.
Ondan kurtulmam lazım. Sana söylediğime pişman ettirme beni. Korkma. Başka bir yol bulacağım. Ben biliyorum kim olacak Nedim'i. Kim? Valide Sultan'ın yanında hizmetinde bir hatun var. Validemiz çok memnun ondan. Hangisi o? Adı Sadıka. Hani bizim şehzadeleri kurtardı yangından. Ha, evet. Validem pek sever onu. Hem de İbrahim Paşa onu getirmiş hareme. Öyle, öyle mi? Sümbülla dedi. Validen müsaade eder mi acaba? Ne de olsa onun hizmetinde. Neden etmesin? Sen onun en kıymetli kızısın. Hakkı var Hürrem Sultan'ın. Hem de Aya Hatun da pek övüyordu o kızı. Bakarız bir çaresine. Sadıka. Buyurun sultanım. Kaç zamandır yüzün gülmüyor? Bir sıkıntın varsa söyle. Yok sultanım. Sıkıntı yok. Haremde cariyeler kötü muamele mi ediyorlar? Ondan değil. Ben... Söyle hadi, çekinme. Harem ağa beni hazırladı. Hünkârımın huzura çıktım. Bir kabahat mı işledi, ben geri geldim? Sabırlı ol. Vakti gelince yine gidersin. Yeter ki saygını, nezaketini muhafaza et. Mustafa'yı sen al bugün mektepten. Bana getir, özledim. Kabul etti mi Hatice Sultan? Ben aklına soktum galiba. Bakalım ne olacak? De ki istedi. Validenin göndereceğine malum. O hatun bu saraydan gidecek. Bu olmasa başka çare bulurum. Hürrem, yüzlerce cariye var. Bu gider, başkası gelir. Süleyman benden başkasıyla olmayacak. İzin verme. Ne zaman bitecek içindeki bu fırtına? Ölünce bitecek. Sadıka, sen de git Mustafa'nın peşinden, göz kulak ol. Evet, seni dinliyorum Hatice'm. Bir şey mi diyeceksin bana? Validem, haremdeki cariyeler arasından kendime bir Nedim'e seçmek isterim. İyi düşünmüşsün. Şimdiden seçip terbiye etmek lazım. Ben seçtim aslında. Lakin müsaadeniz lazım. Kimi istersen al götür Hatice. Sadıka'yı istiyorum valide. Sadıka hatun, heyecanlanma, heyecanlanma. Al basmasın o gül yüzüne. Halveti unut artık. Neden? Çünkü Valide Sultanımız seni Hatice Sultan'ın sarayına gönderecek. Onun Nedime'si olacaksın. Üzüldün mü? Vah. Aksine sevinmelisin. Hatice Sultanımız seni yanına layık görmüş. Ama olmaz. Ben gözde olacak. Hünkârımla bu sarayda kalacak. Boşuna hayal kurma. Emir büyük yerden. Her işte bir hayır vardır. Kaderine razı geleceksin. Evet.
Hadi işine. Hadi güle güle. Buncuk ağa. Victoria. Gel Victoria gel. Ne oldu? Çok kötü. Beni gönderecekler. Ama ben bir çare bulacak. Yatsı zamanı gel buraya. Ben sana mektup verecek. Olur gelirim. Abi sen beni burada bekle. Ben gelir seni bulurum. Ne yapıyorsun sen? Akşam geç kalma. Paşa'nın sarayına gönderiyorlar. Telaş etmesin. Evelallah benim kolum oraya da uzanır. Çek elini. Bırak. Kimse yok. Gel şöyle. Dokunma. Uzak dur. Şişt, ses etme. Yoksa herkese kim olduğunu söylerim. O zaman sen de ölürsün. Ben söylersen kimsin? Ben dururken senin lafını kim dinler? Gecenin bu vakti yine yemek mi istemiş? Nigar Kalfa söyledi. Bıldırcınlar, tatlılar. Hürrem Hatun'un şu bir haftada yediğiyle bütün harem doyar vallahi. Be heybi edep gafil. Koskoca sultanın lokmasını mı sayıyorsun? Haşa, sümme haşa. Ağam, bu aralar yemek yetiştiremiyoruz. Onun için şey... Hayırdır inşallah. Bu sesler de nereden geliyor? Bu taraftan geliyor. Allah Allah. Gel. Kurtarayım seni. Yardım edin. Kurtarın beni. Ben masum. Saldırdı bana. Ağalar. Nöbetçiler. Götürün bu gafili, kapatın bir yere. Sümbülhan. Sümbülhan beni mi dinleyin ha? Vallahi ben bir şey yapmadım. Geldi saldırdı ağam. Hış. Bari yalan söyleme Boncuk ağa. Yakışıyor mu erkekliğine? Ne duruyorsunuz? Götürsenize. Ağam, vallahi ben bir şey yapmadım. Hış. Haramzadeyi harami. Zavallı. Nasıl da titriyor ceylan gibi. Şeker ağa, badem şurubu hazırla. Biraz rahatlasın. Hadi gel. Ağam, beni hatunların yanına götürme. Kimse böyle görmesin. Herkes dedikodu. İyi. O vakit seni Nigar Kalfa'ya götüreyim. O sana bulur kalacak yer. Hem alakadar olur. Hadi. Ne oldu gece gece? Desturun yok mu senin? Bunu düşünecek hal mi kaldı? Ne var yine? Mevzu mühim. Sadık'a anlatır sana.
Benim hemen İbrahim Paşa'yı görmem lazım. Haydi. Haydi hiç. Gel. İbrahim Paşa'm, sizi rahatsız ediyorum. Hayırdır Sümbül'e? Vallahi öyle bir şey vuku buldu ki... önce siz duyun istedim. Ne oldu? Baltacılar bölüğünden Boncuk Ağa Sadıka Hatun'a saldırmış. Allah muhafaza ben yetişmesem... ırzına geçecekti. Veledi zina. Gözü dönmüş iblisin. Zindana attım. Çavuşlarını da haberdar ettim. Dedim sizin baltacı haremin emniyetini tesis edeceğine. Bizzat kendisi tehdit etmiştir cariyenin ırzını, namusunu. Hatun nasıl? Böyle. Tir tir titriyor. Şimdi Nigar Kalfa'nın odasında. Gayet iyi. Nigar Kalfa'ya söyle, Sadık'a ona emanet. O hatun bundan böyle Hatice Sultan'ımın nedimesi olacak. Tembih et herkese, kimseler duymasın. Paşa. Boncuk Ağa. Belliydi. Boncuğun gözü vardı sende. Lakin senin de kabahatin yok değil. Öyle gece gece dolanırsan ortalıklarda olacağı budur işte. Ben ne bilsin böyle kötü adam. Bilecektim. Evvelden uyardım seni. Sümbül Ağa yetişmeseydi tecavüze uğramakla kalmaz, seni saraydan atarlardı. Sefalet içinde de yaşardın. Şimdi ne olacak? Ceza yaparlar bana. Yat kalk dua et. Valide Sultan'ın kulağına gitmesin. O duyarsa esas facia olur. Tamam, ağlama. Sil gözünün yaşını. Yat dinlen. Sabah ola hayrola. Sen güzel hatun. Çok iyisin. Seni kahretmesin. Ne geliyorsun öyle sessiz sessiz? Benim gitmem lazım. Valide Sultan bekler. İyi o vakit. Hadi giyin. Ne dikiliyorsun karşımda? Ben çok korkuyorum. Ne yapacak? Dün akşam sen uyurken Sümbül Ağa geldi. İbrahim Paşa inanmış senin susuz olduğuna. Kimseler duymadan kapanacak bu mesele. Buncuk Ağa ceza ne olacak? Durun! Durun yapmayın! Yapmayın yanına çaktırınlar durun! Bu hatun hain! Hain! Sultan Süleyman abi!